Dersimize başlıyoruz. Bugün 11 Kasım 2020. Daha önceki işlediğimiz konular neden para ve banka ve finans diye. Finans sistemine bakış, paranın tanımını yaptık. Ve geçen dersimizde faizleri anlayalım diye bir ünite vardı. Bu üniteyi yapıyorduk. İşte bununla ilgili bazı konular tartıştık ama son taraflarında biraz bitmeyen kısım kalmıştı. O kısımları bitireceğiz. Daha sonra da faizlerin davranışlarına geçiş yapacağız. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şu anda benim önümdeki ünite açık olan ünite doğru değil. Onu değiştireyim. Şu faizleri anlayalım ünitesine gelelim. Evet, bunu da en altındaymışım galiba, bakalım. Şu şeyi de bir dakika. Kendimizi de şöyle bir etraftan çekelim de nerede olduğumuzu bir göreyim bakayım. Şu sayfayı da biraz daha büyük yapayım. Şu içindekileri kaldırayım. Şöyle. Evet, geçen dersimizde aslında tartıştık bunları. Bakıyorum şimdi nerede kalmıştık diye. Faiz dersi. Bunları yapmadık. Bir dakika, şimdi geriye geleyim. Şöyle. Geçen dersimizde tam şurada kaldık. Şurada bir tablo vardı çocuklar. Bu tablo ile ilgili bazı yorumlarımız vardı. Onlar da bu tablonun öncesinde şurada 3 tane var. Bir de tablonun sonunda gene 3 tane var. Toplamda 6 tane yorum vardı. Ama bu yorumlara bakarken tabloyu da beraber görmemiz gerekiyordu. Zaten dikkat ederseniz yorumlarda mesela diyor ki tablo 2 5. kolona bak gibi böyle. Hani nereye bakmanız gerektiğini de söylüyor. Bu yorumlar önemli. Şimdi önce bir tabloya bir bakalım genel olarak. Sonra da o yorumları tekrarlayalım. Ondan sonra devam edelim kaldığımız yerden diyelim. Şimdi burada İngilizce başlıklar var ama ben Türkçe başlıkları şu tepeye yazdım. Burada gördüğünüz gibi ilk kolonda bono satın alındığında kalan vade. Yani ben mesela satın aldım diyelim bonoyu bugün. İkinci el piyasasında 5 sene vade kalmış geriye mesela. Tamam mı? Onun gibi. Sonra bononun kupon oranı, bu hani IC ile göstermiştik formüllerimizde. Burada bononun kupon oranı bu örneklerde hepsinde 10. Sonra bononun ilk fiyatı, hani bononun ilk fiyatı, hani bu 1.000 lira olarak verilmiş burada. Sonra daha sonraki fiyatı, yani ilk fiyatını PT ile göstermişiz. T burada zaman demek. Daha gelecek yıl fiyatını da T artı 1, yani bu sene ise mesela 2020 ise bu da 2021 olacak o zaman. Tamam mı? Bu PT 2020 ise burası 2021 olacak. Bu T artı 1 ile gösterilmiş gelecek seneki fiyatı. Sonra bononun sermaye kazanç oranını G diye burada gösterdik. O da şurada yer almış. Bir de bononun getirisini de RET ile göstermiştik. Şimdi bu G ve RET'ler nereden gelmişti? Onu da hatırlayalım isterseniz. Birazcık geriye gidelim. Bakın şurada getiri ve faiz oranları hakkında geçen dersimizde tartıştık biz bunu. RET, yani bononun getirisiyle alakalı olarak böyle bir formül vardı. Bu formülü biz 2 parçaya böldük. Yani bir tanesi bu hani zamanlar arasındaki farkın PT'ye bölümü, bir de C'nin PT'ye bölümü şeklinde. C'nin PT'ye bölümüne IC demiştik. Bir de zamanların arasındaki farkların da PT'ye bölünmesini de G ile söylemiştik. Dolayısıyla IC ile G'nin toplamı şeklinde şu formülü birazcık böyle basitleştirmiştik. Ama bunu yapmamızın sebebi de ilk kısım güncel getiriyi, ikinci kısım da sermaye kazanç oranını bize veriyordu. Tamam mı? Bu IC ile G bu formülde yerini bulmuş. Şimdi tablomuzda da şurada G'yi görüyorsunuz. Bu da RET'yi görüyorsunuz. IC de şurada bakın. Tamam mı? IC de bu tabloda burada. Yani tablonun formülünü daha önceki dersimizde tartıştık. Şimdi bu tabloya dikkatli bakacağız ve bununla ilgili bazı yorumlar olacak. Yukarı aşağı kayarak da ben bunu göstermiş olacağım size. Önce gelelim. Şuradan başlayalım. Ben bir de elime kalem bir dakika. Şöyle kırmızı yapalım bu sefer kalemimizi.
1 diyelim şuna. Sonra 2, sonra 3 diyelim. Numara olsun ki yani referans verelim diye. Şimdi bir de ben kendi görüntümü de geri getireyim de ben de çıkayım arada sırada. Hani kim konuşuyor falan demeyesiniz diye. Yalnız görüntümü birazcık şöyle kenara alayım. Tamam şu tarafa. Hani yazıların üstüne gelmesin. Evet. Şimdi ne diyoruz çocuklar? İlk yorumumuz bonoyu elde tutma zamanı kalan vadeye eşit ise bononun getirisi bononun kupon oranına eşittir. Elde tutma zamanı kalan vadeye eşit ise bononun getirisi bononun kupon oranına eşittir diye söylüyoruz. Burada demek ki tablo 2'ye son satıra bak diyor. Kalan vade 1 yıl getiri %10. Bakalım hakikaten. Bakın kalan vade 1 yıl. Değil mi? Getiri %10. Yani şunlar şu 10'la şurası birbirine eşit oluyor. O komente göre. Yani buradaki yoruma göre. Tekrar okursanız bunu görürsünüz. Yani bu tablonun yorumunu yapmak için bu cümlelere dikkatli bakmanız lazım. 2 numara faiz oranları yükseldiğinde bono fiyatı düşer diye söylüyor. Faiz oranı yükselince bononun fiyatı düşer. Bunu zaten formüllerden de biliyoruz. Bononun kalan vadesi bonoyu elde tutma zamanından büyükse sermaye kaybına sebep olur. Faiz oranı yükseldiğinde bononun fiyatı düşüyor mu bakalım? Faiz oranı yükseldiğinde burada bir dakika şurada. Onu zaten biliyorduk. Bononun kalan vadesi bonoyu elde tutma zamanından büyük ise, kalan vadesi bonoyu elde tutma zamanından büyük ise sermaye kaybına sebep olur diyor. Tablo 2'de dördüncü satıra bak diyor. Mesela burada dördüncü satıra bakıyorsunuz. Şimdi bu kalan vadesi 5. Şurada kalan vadesi yazıyor ya. Kalan vadesi 5. O zaman ne oluyor demiştik? Bir daha geriye gidelim. Elde tutma zamandan büyük ise sermaye kaybına sebep olur. Evet, bakalım sermaye kaybına sebep oluyor mu? Tabii ki oluyor. Burada eksileri görüyorsunuz zaten. Tamam mı? Şimdi bir de şuna bakalım. Bononun kalan vadesi ne kadar büyük olursa faizdeki değişmenin bononun gelecek fiyatında meydana getirdiği değişim de o kadar büyük olur. Yani kalan vadesi ne kadar büyükse bononun gelecek yıl fiyatında meydana getirdiği değişim de o kadar büyük olur. İki de dördüncü kolona bak diyor. Bakalım hakikaten. Bakın kalan vadeler burada. Şurada da gelecek bir dakika. Gelecek yıl fiyatları bakın aşağıya doğru büyüyor burada. Gördüğünüz gibi. Bunu gösteriyoruz. Şimdi bu ilk üç. Sonra şunlara da sırayla gidelim. Buna o zaman 4 diyelim. Buna 5. Buna da 6 diye yazalım şöyle. Şimdi faizler yükseldiğinde bononun kalan vadesi ne kadar büyükse sermaye kazancı da o kadar küçük olur. 2 de 5. kolona bakın diye söylüyor. Evet bakın burada görüyorsunuz. Şimdi burada dikkat edin bir de başlıkta şöyle bir şey daha var. Interest rates rise hani faizler %10'dan %20'ye yükselmiş. Yani bu tablo ona göre yapılmış. Şimdi gördüğünüz gibi hani şuradaki söylediğimiz cümle faizler yükseldiğinde bono kalan ne kadar büyük olursa sermaye kazancı da o kadar küçük olur. Yani o da bakın sermaye kazancı burada küçülüyor. Oran olarak bakarsanız burada sermaye kazancı düşüyor. Ondan sonra bir de 5 numara. Şimdi tabloyu birazcık yavaş yavaş görüyoruz burada. Bonoların kupon faiz oranı çok yüksek olsa bile faizler yükseldiğinde getirisi negatif olabilir. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Getiri de şurası. RET'ydi. Bakın negatif olabilir diye söylüyoruz. Bir de yukarıda özetlenen sonuçlara göre bonoya yatırım yapanlar değişen faiz oranlarına dikkat etmelidir. Demek ki faiz oranlarının değişmesi bonoların fiyatları üzerinde etki yaratıyor. Dolayısıyla getiriyi de etkiliyor.
yükselen faizler bono yatırımcısını olumsuz etkiler. Yani bono yatırımcısı faiz yükselmesinden hoşlanmıyor. Neden? Çünkü fiyatlarını düşürüyor bunun. Değerini düşürüyor bunun. Tamam mı? Bu da 6 numaralı yorumumuz. Demek ki bu formül aslında şurada gösterdiğimiz formül önemli. Tamam mı? Şey olarak. Ve burada da bu tabloyla bir takım bazı özel sonuçları ortaya koymuş durumdayız. Evet, bu iki sayfa bu tablo üzerinden gidiyor. Şimdi bunu söyledikten sonra artık devam edebiliriz. Şimdi faiz riski diye bir riskten bahsedeceğiz. Hani faizler gerçekten bono yatırıcısını olumsuz etkilediğinden orada bir riziko söz konusu. Onun için burada fiyatlar ve uzun dönemli bonoların getirisi kısa dönemleri bonolara göre daha dalgalıdır, yani rizikoludur. Demek ki dönem uzunsa uzun dönemde daha riskli oluyor. Ama kısa dönemde riziko daha az oluyor. Tabii daha riskli olması bonoların getirisinin böyle daha fazla dalgalanma yapmasına sebep oluyor. Mesela kısa dönem olsaydı bu dalgalar belki şöyle daha az olacaktı. Ama böyle dalgalanmaların boyutları daha yüksek oluyor. Dalgalanmaların boyutları yüksek veya alçak olunca, böyle daha böyle geniş olunca diyelim, o daha riskli olduğunu gösteriyor. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Bir de elde tutma zamanı ile kalan vadesi eşit olan bonolar için faiz rizikosu yoktur. Demek ki elde tutma zamanı ile kalan vade birbirine eşitse o zaman riziko yok. Tabii bu emin bir yatırım olmuş oluyor. Dolayısıyla devlet bonosu olsun, şirket bonosu olsun, alanlar bu faiz rizikosuna karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Bunları söyledik. Evet, bu şekilde daha önceki ünitelerim, geçen dersimizde anlattığımız, şöyle birazcık geriye gideyim de göstermek için, hatta birazcık da küçülteyim ki daha böyle şey olsun. Farklı bono türlerini ve formüllerini incelemiştik burada. Burada bakın mesela kupon bonosu, burada sabit ödemeli kredi gibi, böyle basit kredi gibi. Bir de özel bir bono konsoldan bahsetmiştik burada. Bunları incelemiştik, bunların yorumlarını falan yaptık. Ve sonuç olarak da işte bu tabloyla geldik, özetledik bazı sonuçları. Şimdi şuralardayız. Şimdi birazcık da daha ekonomik anlamda reel ve nominal faizler arasındaki farkı tartışarak Fisher denkleminden birazcık bahsetmek istiyoruz burada. Onu da şu şekilde yapalım. Şimdi nominal faizler enflasyonu hesaba katmıyor çocuklar. Neymiş? Enflasyonu hesaba katmıyor. Ama reel faizlerde enflasyon hesaba katılmış olacak. Onun için de burada reel faizlerden bahsediyoruz. Fiyat değişmelerindeki değişmelerindeki değişimlere göre ayarlanmış. Yani enflasyonu göz önünde bulundurarak yapılmış faiz oranı. Ve biz bunu nasıl buluyoruz? Fisher denklemi denilen bir denklemle buluyoruz. Reel faizi. Dolayısıyla borç almanın gerçek maliyeti için de reel faiz kullanmamız gerekiyor. Demek ki borç almanın gerçek şeyini reel faiz kullanmamız gerekiyor. Mesela bugün Türkiye'de bir yatırımcı bankadan %20 nominal faizle borç almış olsa reel faiz %20 değildir aslında. Reel faizi yapmamız için ne yapmamız lazım? Enflasyonu göz önünde bulundurmamız lazım. Hani basit mantıkla işte enflasyon %10 ise %20'den %10'u çıkaracaksınız. Reel faizi %10 diyeceksiniz. Ama bu basit mantık dediğim, yani doğru aslında tam doğru değil. Tamam, birazdan Fisher denklemini anlatırken neden bunun tam doğru olmadığını da anlamış olacaksınız. Şimdi demek ki ama reel faize bakacağız, nominale bakmayacağız. Bir de burada bazı tanımlar var. Bunlar sadece tanım. Ex ante reel faiz oranları enflasyon beklentisine göre ayarlanmış. Yani bizim işte gelecekteki mesela 3 ay sonra, 1 sene sonraki enflasyon beklentilerimize göre ayarlanmış olanlara ne diyoruz biz? Ex ante reel faiz diyoruz. Bir de ex post reel faiz var. Bu oranlar da fiyat seviyesinde gerçekleşen değişimlere göre olan faiz oranlarıdır. Ama bizi asıl ilgilendiren bu beklentiye göre ayarlanmış faiz oranları.
Çünkü bir takım beklentilerimiz oluşuyor gelecekle ilgili piyasayı takip ediyorsak. Ona göre kendi yatırımlarımızı planlamamız gerekiyor. Tabii beklentilerimizi de düzgün yapmak öyle kolay değil. Bu beklentilerin daha düzgün oluşması için de bu piyasaları etki eden kurumların açık ve şeffaf olması lazım. Hani açık ve şeffaf olmazlarsa o zaman beklentiler de birazcık böyle karmaşık olur. Hani daha belirsizlik olur. O belirsizlikler de riziko demektir. Dolayısıyla hani bu tür şeyleri etkileyen kurumların açık ve şeffaf olması lazım. Yani bu anlamda şunu da söylemek istiyorum. Son zamanlarda gerçekten hani açık ve şeffaflık olmadığı için yatırımcıların öngörüsü yoktu, gelecekle alakalı öngörülüsü yoktu. Yani öngörülebilir bir beklenti oluşmamış. Dolayısıyla piyasalarda olumsuz etkileri vardı. Biliyorsunuz son zamanlarda da hem Merkez Bankası Başkanımız değişti, hem de Maliye Bakanı değişti, Hazine ve Maliye Bakanı değişti. Birdenbire mesela döviz kurları aşağıya indi, değil mi? Ve tabii bunların enflasyon beklentileri üzerinde de etkileri olacaktır. İlerleyen derslerimizde enflasyon konusunu da ele aldığımızda bunları daha düzgün bir şekilde anlayacağız. Ama beklentilerin önemli olduğunu göreceğiz. Zaten yeni Maliye Bakanı da Türkiye'de şöyle bir şey söylemişti. Biz işte açık şeffaf olacağız. Öngörülebilir politikalarımızı işte ortaya koyacağız gibi. Pardon, Maliye Bakanı değildi bunu. Merkez Bankası Başkanı böyle bir şey söylemişti. Zaten Merkez Bankası'nın normalde kuruluş kanununda da Merkez Bankası'nın açık şeffaf olması, gelecekle ilgili öngörülebilir tahminlerini yapması gibi bir takım şeyler zaten mevzuatlarında var yani. Öyle davranmış olmaları gerekiyor. Neyse, onları daha ileriki derslerimizde tartışacağımızı şimdilik söyleyelim. Bunları söyledikten sonra devam edelim şimdi. Evet, nasıl yapıyorduk demiştik biz, reel faizi Fisher denklemiyle bulacağız demiştik. Burada Fisher denklemini yazdım çocuklar. Fisher denkleminde burada nelerin olduğunu da söylüyorum. İ nominal faiz oranı, şu nominal faiz oranı, İR diye yazdığımız reel faiz oranı. Bir de burada böyle biz buna pi sayısı diyoruz ya, şu işareti şurada pi sayısı. Ama üzerinde E var. Yani E'de expectation, İngilizce expectation beklenti demek. Yani aslında burada ne diyoruz? Beklenen enflasyon oranı. Şimdi bakın, demek ki ne yapıyoruz bu formüle göre çocuklar? Reel faizle beklenen enflasyon oranını topladığımızda nominal faizi elde ediyoruz. Tamam mı? Reel faizle beklenen enflasyon oranını birbirine topladığımızda. O zaman reel faiz eşittir. Yani şöyle yapalım. İR eşittir. O zaman nominal faiz eksi beklenen enflasyon oranı diye yazabilirsiniz. Yani terimlerin yerini değiştirdim. Reel faiz eşittir. Nominal faiz eksi beklenen enflasyon oranı. Şu beklenen enflasyon oranı. Bakın, gerçekleşen enflasyon oranı değil. Yani beklenti enflasyon oranı. İşte biz bu beklenti enflasyonunu da düzgün tahmin etmemiz lazım. Tamam mı? Yani gerçek, yani şu andaki bildiğiniz enflasyon değil. 3 ay sonra, ne bileyim, 1 sene sonra, neyse, bu beklenen enflasyon bu şekilde olacak, tamam mı? Reel faizi bu şekilde hesaplıyorsunuz çocuklar. Bunu sildim şimdi. Burada da formülümüz var. Demek ki yatırımcı reel faize bakacak. Ve tabii ki reel faiz oranları ne kadar düşük olursa borç alma isteği de o kadar fazla olacak. Tabii buna karşılık borç verme isteği de o kadar az olur. Yani borcu ben vereceksem, o zaman düşük faiz getirim olacağı için benim de isteğim azalır. Bu zaten anlaşılır bir şey. Tabii biz bunları söylerken başka faktörler sabit kalmak kaydıyla söylüyoruz bunları. Başka ne var çocuklar? Şimdi reel faiz oranları borç alıp verme isteğinin en iyi göstergesidir. Ve nominal faizlere bakmak hatalıdır. Yani bazen bir hata yapıyoruz çoğu zaman. Nominal faizlere bakıyoruz. Buna bakmamamız lazım. Reel faizlerin burada vurgulanmasını yapıyoruz. Bu sebeple beklenti enflasyon oranlarının borç alma ve verme üzerine etkisi kaçırılmaz.
ve enflasyon beklentisi yükseldikçe reel faiz düşer. Demek ki enflasyon beklentisi yükseldikçe reel faiz ne yaparmış? Düşermiş. Tabii bu durumda reel faiz düşeceğinden ne olur? Borç alma isteği de yükselirmiş. Anlaşıldı mı? Burada Fisher denkleminden birazcık bahsetmiş olduk. Reel faizleri vurguladık. Şimdi burada da bir şekil var. Buradaki şekilde nominal faizlerle reel faizlerin nasıl hareket ettiğini gösteren maviler nominal, kırmızılar da reel faiz. Tabii burada estimated demek, yani tahmin edilmiş. Neye göre tahmin edilmiş? Enflasyon beklentisine göre tahmin edilmiş. Reel faizler var. Şimdi dikkat ederseniz aslında hani şöyle bir trend yaparsak şöyle sarı. Bakın şurada sanki beraber gidiyorlarmış gibi. Burada da beraber aşağıya gidiyorlarmış gibi gözüküyor. Trend kırmızıyla mavi. Ama şuralarda birazcık sapmalar var. Mesela şurada azalırken burada yükseliyor. Buralarda birazcık dengesizlikler var. Ama genellikle beraber giderler ama kısa dönemde bakarsan, yani uzun dönemde bu sarıyla gösterdiğim şöyle, uzun dönemde şuralarda beraber gidiyor gibi ama kısa dönemlerde bazen ters yönde olabiliyorlar. Tamam mı? Bir de bu grafik de bize bunu göstermiş oluyor diyelim. Evet. Bu şekilde aslında bu ünite bitmiş oldu. Yani geçen dersimizde bu ünitenin tamamını bitirememiştik. Bu üniteyi bitirmiş olduk.